Yani çalışanından çok fazla şey isteyen bir sektör demiş. Yani sizin özenmenizi istiyorlar ama bu insanlar yaptıkları işlere o kadar özenmiyorlar. Yani sorumluluğu size mi atıyorlar? Yap kardeşim, para veriyoruz biz sana. Sen mühendissin diyorlar yani, öyle mi? Ama sorumluluktan da kaçıyorlar. Her türlü hileyi hurdayı yapmaya da eğilimler mi? Türkiye'de durum. Türkiye'den konuşmuyoruz zaten ya. Biz Mozambik'ten konuşuyoruz ya. Sen Mozambik vatandaşı değil misin? Niye başvuruyorsun şimdi sen Mozambik hava yollarına? Neden başvuruyorsun yani? Seyahat ve seyir halinde olmak dedin, hareket halinde olmak dedin. Ben de dedim ki senin mesleğin de zaten hareket halinde. Dünyayı dolaşmak değil mi? O genelde kabin mülakatlarında verilmemesi gereken cevaplar arasında. Ki sen kabinci değilsin. Kokpite hazırlanıyorsun. Yani kabinde bile bu cevap geçersizken kokpitte külliyen geçersiz oluyor. Özen isteyen bir iş, sürekli uyanık olunması gereken bir iş, sanıldığı kadar hareketli bir iş değil. Yani transferler ve düşündüğünde boardingler haricinde ve briefingler haricinde gayet de oturduğunuz bir iş. Oturduğunuz yerden çalıştığınız bir iş. Ha, operasyon hareketli. Evet, onu yap, bunu yap, şunu yap vesaire de. Bedensel hareket daha az. Zihnin çok aktif olması lazım. Durumsal farkındalığın zaten bu kadar üstünde durulmasının sebebi de bu. Her an uyanık olacaksın. Her an. Zerre, saniye, uyumak, dalmak yok. Ve bunu bir hafta, iki hafta, üç hafta, dört, üç, üç, beş, üç, beş bacak, altı bacak, on bacak değil yani. 30 sene. Bak ben 28 senelik psikoloğum. 28 sene nasıl geçti hatırlamıyorum. Bizde gözün dalabilir. Dikkatin dağılabilir. Sekretere getir kızım kahve diyebilirsin. Çok ağır, çok zor şartlarda saatlerce süren bir mücadelede de olabilirsin yani. Ya yeter artık, bitsin şu hava, çıkalım şuradan artık. Lanet olsun. Divert mi etsek acaba? Kaptanım ne dersiniz? İnecek bir yer bakınsak mı? Çiçekten, böcekten, kuştan bahsetmek kolay. Havacılık size çok harika gelecek. Çok güzel pilotlar olacaksınız. Kelebekler gibi uçacaksınız. Savaş pilotu olsaydın arı gibi uçacak sokacaktın falan derdik. Şirket her hasta olduğunuzda size 15 gün rapor verecek zaten. Yatacaksınız, kuzular gibi dinleneceksiniz. "48 saat dinlenme alırsanız hasta olduğunuzda."
Hastayken iyileşmek için dinlenmeniz gerekiyor ama siz kokpitte oturuyor olacaksınız, kozmik radyasyonun altında, basınç farklılığında. Bağışıklık sisteminiz de garibim kendisini toparlamaya çalışacak o şartlarda. Fiziksel yorgunluk, tükenmişlik, burnout sendromları yaşayacaksınız. Bunlara hazır mısın? Var bir takım koçlar, keçiler ortalıkta. Aslansınız, kaplansınız, uçarsınız, merak etmeyin. Çok güzel hayat yaşayacaksınız. Harika harika evlerde oturacaksınız. Deliler gibi para verecekler size. Makine alacaksınız hatta. Sayacak böyle. Sence ben kötümser miyim, gerçekçi mi? İyi o zaman. Teşekkür ederim. Kötümser geliyorsam zaten çalışmıyorum. Yani ayakları yere basan bir profil vermen lazım mülakatta. Bir kere sen kadetsin zaten. Olayları ciddiye alan bir profil vermen lazım. Hikayeler anlatıldı. Bütün anlatılması gereken hikayeler anlatıldı. Kurullar da, CRM psikologları da artık şiştiler. 8-5 mesaiyle karşılaştırmalar, bayrak taşıyıcı tanımlamaları, dünyanın en havalı kokpiti, uçağı kontrolünü elimize aldığımızda hissettiğimiz güç. Ne tür bir iktidar sorunun var kardeşim senin ya? Uçakla iktidar elde etmeye çalışıyorsun. Fly by wire var zaten, yani öyle gücü hissediyorum böyle böyle. Hey, o zaman seni alalım. F4'lerde, F16'larda uç bakalım. Baba fantomun içine otur, uç. Hissiyat neymiş gör. Öyle bir profil çizmedin. Ona kayma eğilimindesin. Yani sonuçta birazcık ben seni yönlendirsem, yanlış yönlendirsem. Tabii, seyahat, seyir, güzel şeyler bunlar. Çok ülke göreceksiniz. Dünyanız değişecek. Desen sen mülakatta bunları da anlatırsın. Yani. Bak. Sizdeki bu eğilimleri sonuçta doğru değerlendirmeyen biri ya da sizin her dediğinize he. Evet. Evet Murat Bey, doğru söylüyorsunuz Murat Bey. Sizden çok güzel pilot olur. Koçum ya ben. Yürü koçum be. Uçarsın sanki. Kim tutar seni? Allah Allah. Kendini savunman için söylemiyorum. Genelde ben ilk tanışmalarda şöyle bir sıcak suya sokuyorum ki sonra çıkartıp soğuk suya sokuyorum ki bir dirilsin aday. Bu iş çok ciddi bir iş. Şöyle ciddi bir iş falan değil. Ciddi iş seninki, ciddi iş benimki. Bu iş çok ciddi iş. Bir sabah, birazdan, birkaç saat içinde gözümüzü açtığımızda bütün akışta 11 Mayıs Perşembe öğleden sonra saat 3'te, anlatabiliyor muyum? İşte bilmem ne hava yolunun kazası. Ups. Ya tek bir kişi ölse, tek bir kişi ölse, tek bir kişi. Yeter işte sana. Can ya. İnsan. Adam neden bindi uçağa? İzmir'den Antalya'ya uçacaktı. Antalya'dan İstanbul'a uçacaktı. Ya da buradan New York'a uçacaktı yani. Çoluğuna çocuğuna kavuşacaktı. Belki ameliyat geçirdi. Sapasağlamdı.
Peki yurt dışına ameliyat oldu, sapasağlam taburcu oldu. Sevdiklerine kavuşacak adam hesaplıyor. Ben bu kalple 7-20 sene daha yaşarım. Sizden kaynaklanmayabilir. Sizden kaynaklanmayan şeyleri de manipüle edeceksiniz. Soracaklar sana bu işin zor tarafı ne? Binlerce kez yapacaksınız. Binlerce kez de aynı özenle uçacaksınız. Aynı dikkatle uçacaksınız. Rehavete bırakmayacaksınız. Yanınızdaki kaptana ya da EFO'ya güvenmeyeceksiniz. Bir o kadar da güveneceksiniz ve onunla takım olacaksınız. Hem yanındakine canını, malını, kendini, her şeyini emanet edeceksin. Çocuklarının geleceğini. Hem de bir yandan da düşündüğünde ona güvenmeyeceksin. Bir yandan da gözün üstünde olacak. Bir yandan da bütün kontrollerin üstünde olacak. Bir yandan da ATC'nin üstünde olacak kulağın. Rehavete gelmeyeceksin. Bütün checklistleri takip edeceksin. Flap'ı açtın mı, açmadın mı? Hı? İniş takımlarını açtın mı, açmadın mı? Kaldırdın mı, kaldırmadın mı? Sadece ondan ibaret değil ki uçuş. Sadece kapıların kapanması değil ki. Sadece slides are meant cross check değil ya. Kabin basıncı düşüyor. Uçak bağırıyor. Vi, 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 vi. Modeline göre. Her birinden bir ses çıkıyor rahatsız edici. Kimi pi diye bağırıyor. Kimi konuşuyor. Bu sürecin içerisinde marka modeli bir sürü farklı tipte düşündüğünde tayyareyle de uçacaksın yani. İnşallah. Ha, çok da keyif alacaksın, evet. Ama iş keyif işi değil. Adam seni pilotaj öğrencisi olarak alıyor. Eğitecek. İş verecek sana, iş. Senin üstüne iş kıyafeti giydirecek. O iş kıyafeti. O sırmaları, bilmem neleri, şeyleri, şunları, bunları, bloverleri, şu vesaireleri. Hava atasın diye değil. Avukat cübbesi de öyle değil. Doktor stetoskopu da öyle değil. Önlüğü de öyle değil. Anlatabiliyor muyum? Mühendis çelik burunlu ayakkabısıyla kafadaki sarı bareti de öyle değil. Farkındalık çok önemli. Yani o farkındalığı karşı tarafa varman lazım. Grup mülakatı, grup mülakatı. Köşe yastığı gibi köşede durun demiyorum ben size zaten yani. İlk konuyu atlayan siz olmayın dediğimde ilk 1-2 dakika içerisinde ortamı bir ta şey bakın diyorum yani. Durumu kolaç edin. Kimler sivri, kimler keskin, kimler saldırgan? Kim nasıl tepki gösteriyor? Kimin introduction'ında, kendini sunumunda garip şeyler duyuyorsunuz kulağınızı tırmalayan? Kimin konuşmaları ego kokuyor? Bazıları yanlış anlıyor. Köşe yastığı gibi otur, hiç sesiniz çıkmasın, mülakatın sonunu bekleyin falan demiyorum. Aktif olun. Ama hamle sırasını bekleyin, paldır küldür. Kimseden ses çıkmazsa zaten ilk süzme bittikten sonra sıra sende demek ki yani düşündüğünde. Bu 2 dakikaya kadar uzayabileceği gibi 30 saniye ya da 15 saniye içinde de olabilir.
biri gelip masaya elini koyup arkadaşlar bilmem ne falan da diyebiliyorsa diyebilir, sorun değil. Ama onun onu demiş olması, senin kalkıp hop sen ne yapıyorsun bakayım çek elini masadan deme durumun yok. Arkadaş aldı bakalım sazı eline, dur bakalım ne olacak? Yeri zamanı geldi ne diyeceksin ki? İşte girdiğim mülakata göre. Ahmet, Mehmet ya da arkadaşım, siz bundan bahsediyorsunuz. Ben bunu anlıyorum. Bize bunu öğretmeye ya da göstermeye çalışıyorsunuz. Ama benim farkında olduğum ya da eminim ki diğer arkadaşlarım da farkında olduğu bir şey var ki bir yandan da bu böyle yapılmalı. Peki siz bunun farkında mısınız dediğinde zaten oradaki psikolog bu adamın farkındalığı gider herhalde, değil mi? Farkına vardığım şeyi hem arkadaşlarıma test ediyorum, onlar farkında mı diye onlara soruyorum. Aslında onlara soruyorum. Eminim ki arkadaşlarım durumun farkındadır dediğimde aslında arkadaşları dürtüklüyorum, uyandırıyorum. İşte uyan da balığa gidelim. Bak böyle bir şey oluyor. Sen de bizi yönetmeye başladın diğer 5 kişiyi ama bu bir liderlik çatışması değil. Burada ekip halinde çalışacağız. Biraz kenara kay, bize de yer aç, birlikte işi yapalım. İşte zaman yönetimi bir kişiye verelim, vermeyeyim bir kişiye. 6 kişinin sorumluluğunun tamamını bir kişiye veremezsiniz. Riski yöneteceksiniz, paylaşacaksınız. Biri bizim için kronometreyi tutsun. Niye? Yok mu kolunda saat? Belli bir yaşa gelmişsen zaten düşündüğünde kolunda saat taşımıyorsan kusura bakma pilot olma ya. Cep telefonundan yap. Bazı saat firmalarının özel pilot serileri var. Breitling'in mesela muhteşem firmalar var yani, muhteşem markalar var. Sadece Rolex'in Submariner'i ya da Yachtmaster'ı yok yani düşündüğümde. Havacılar için saat üretenler de var. Niye? Saat önemli. Saat önemli. Saat her şey. Öyle bir uçuşla denk gelirsin ki her şeyi kaybedersin, sadece kolundaki saat kalır. Her şeyi ona göre hesaplamak zorunda kalırsın. Allah korusun. Defalarca yaşandı. Yangın nedeniyle bütün paneli giden, radar domu parçalanıp ondan sonra kör uçan uçaklar var. Yani şunu demek istiyorum. Sen orada olacaksın her şeyinle. Grupta da, bireysel mülakatta da, kokpitte de. Zaten kokpitte nasıl olacağını oradan kestiriyorlar sana bakıp. Bakıyorlar diyorlar ki bu grup mülakatın tavır tarzı itibariyle kokpitte de olasılıkla böyle davranacak. Bir yordama var. Yöntem doğru. Sonrasında da check ediyorsun. Grup mülakatında şöyle dedin. Dedin ki arkadaşlarına, eminim siz de farkındasınızdır dedin. Neden böyle dedin? Efendim ben orada onları uyarmak istedim aslında. Arkadaşımız kontrolü eline aldı ama bizi yanlışa doğru götürüyordu. Onlar da durumsal farkındalık sorunu yaşıyorlardı. Ben de sorunu düzeltmeye çalıştım. Düzelttim değil, düzeltmeye çalıştım. Bir şey soracaktın, sor. Kulağım sende, merak etme. Şimdi eski sistem, yeni sistem yok arkadaşlar. Yani sonuçta mülakatta, özellikle birebir mülakatta sistemsiz de gidebilir.
Yani bir grup mülakatından önce 2018 döneminde şey vardı insanlarda. 12 sorudan soruyorlarmış. Allah Allah. Oradan soru sormayınca ama bana hiç oradan soru sormadılar. 12 soruyu ezberleyen, ona şey yapan, ona cevaplar yazdıran bir takım uzmanlar. Şöyle deyin, böyle hikaye anlatın, şöyle storyteller alın, olun. Tabii. Sana hikaye dalında, düşündüğünde roman dalında şey vereceğiz, Nobel vereceğiz zaten yani. Türkiye'nin o ikinci Orhan Pamuk olacaksın sen. Ya yapmayın arkadaşlar. Bu iş Diyarbakır'dan CRM'e döndüğünde, Almanlardan Türklere geçtiğinde evet bir dönem bir sersemlik yaşadı ekip ama artık yemiyorlar kusura bakmayın ya. Yo, buna ikna eden insanlar var. Kameraya geçip açıyorlar. Böyle yapın, şöyle yapın ya da geçip para veriyorsun adama. Şöyle yap, böyle yap, şöyle hikaye yaz. Bak ben sana hikaye yazdım. Sen git bunu anlat diyenler var. This is Captain Speaking. Olmuyor tabii o zaman. Sonra da diyor ki olmadı kabine girersin ya. Ben bunu da duydum. Tabii. Baştan aşağı küçük sülaleme küfret daha iyi yani. Dalga mı geçiyorsun? Adam günlerini, aylarını bu işe harcamış. Ondan sonra diyorsun ki sen madem olmuyor, tamam biz yapamadık bu işi. Sen olmadı kabine gir. Olmadıysa olmadı. Hepsi farklı meslekler. Alt şeyi, üst şeyi yok. Her birinin tavrı ayrı. Bugün kabin müdürü olmuş. Geniş gövdede düşündüğünde sertifikaları olan 777-787'de uçan oranın düşündüğünde kabin amiri olmuş. Anlatabiliyor muyum? Her anlamda gayet iyi şartlarda uçan ve çalışan insanlar var. Ha, zor şartlarda çalışıyorlar. Öyle devasa bir uçağın kabin amiri ya da number one olmak kolay değil. Orası bağımsız bir cumhuriyet haline geliyor kalktıktan sonra. Hele okyanusun üstündeysen. Adam Van Gölü'nü görmemiş, okyanusu tahayyül edemiyor ki yani düşündüm. İzmir Körfezi kadar bir şey sanıyorum yani. Ya da Marmara Denizi kadar. Ki Marmara'yı tekneyle geçmeye kalk bakalım o kadar şilebin, o kadar geminin, o kadar bilmem nenin arasında. İstanbul'dan Çanakkale'ye inebiliyor musun? O karanlığın, o hiçliğin, yokluğun ortasında gecenin bir vakti. Tek tepe lamban yanıyor düşündüğünde. Tabii kilometrelerce su kütlesi. Kilometre karelerce. Metreküpünü hesaplayamam daha iyi. Marmara Denizi kaç milyon metreküptür bilmiyorum. Şimdi biraz oran orantı kurun olaylar durumlar arasında. Ne alakası var okyanusumuzun algısıyla bizim şeyimizin pilotluğumuzun? Değil mi? Her şeyle bağlantı kurabilmen lazım. Her şeyi hesaplaman lazım. Dispatch'ten son anda bilgi geliyor. Uçağa 10 kişi daha alınacak. Bir heyet gelmiş. Baldır küldür bindiriliyor hocam. Hadi bakalım hesapla yakıtı tekrar. Yeter ya. Uçarız uçarız biz başa.
Şimdi bu ciddiyetle mülakatçının karşısına oturduğun noktada lay 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 lay, aa ben pilot olacağım. Ondan sonra çok güzel bir duygu. Uçağı uçurmak istiyorum ben. Luna Park'a git o zaman. Alalım sana bir joystick throttle seti. Önüne de sağlam bir makine koyalım. Yükle istediğin simülasyon programını uçağa ve doyasıya. Benim 2 numarayla 3 numaraya ben başladım şimdiden. Tabii tabii. 3 numara Cessna diyor, başka bir şey demiyor yani. Bence ben bununla uçmayı öğrenmem lazım dedi. Baktım çocuğun suratına. Ulan sen 7 yaşındasın. Bak helal olsun. Enstrüman çalarken de öyle. Elektronikten önce akustik öğrenmen lazım. Tabii. Önce ham sesini duyacaksın yani. Efekt pedalı girmemiş olan sesleri duyacaksın. Ya da dijital hale getirilmemiş sesleri duyacaksın. Şimdi bu doğru yaklaşım. Ve küçücük çocuk bile bunu algılıyorsa düşündüğünde 27-28 yaşında 30 yaşındaki adamlar, aa ben uçacağım, bilmem ne, çok güzel uçacağım, çok harika uçuyorum ben. Büyük bir ciddiyetle kokpitin işlerini yapacaksın. Uçağı kaldıracaksın, uçuracaksın. Sağ salim indireceksin. Tekrar donduracaksın, dolduracaksın. Tekrar aynı işi geriye yapacaksın. Aktarman varsa ineceksin. Tekrar yakıtını vesaire alacaksın. Tekrar uçacaksın. Ve bunu bir kez, iki kez, üç kez spor olsun diye yapmayacaksın. Adam sana 10 senelik sözleşme imzalayacak. Niye imzalıyor? Binlerce euro yatırım yaptı sana, ondan mı sadece? Planı, programı vesaireyi sana göre yaptı. Sen orada varsın diye o uçağı düşündüğünde planladı oraya. Niye hava yolları birbirlerinden pilot çalmaya çalışıyorlar düşündüğünde? Büyük sermayeler, büyük hava yolları. Niye bizim hava yollarımızın kaptanlarına göz dikti? Ya da tecrübeli EFO'larımızın. Eğitimli insanlar, güzel uçan insanlar. Disiplinli insanlar. Pilotlarımız iyi. Evet. Adam da hazırmış, hazır yetişmiş adamda para var. Para da uçurduğu hava yolundan gelmiyor. Aşağıda çölün ortasından çıkan petrolden geliyor zaten. Adam sonuçta o hava yolunu bir yandan da prestij için uçuruyor. Niçin uçuruyor o hava yolunu? Emirates, Katar. Para kazanıyor evet, ama tanıtım diyorsunuz ya, bayrak taşıyıcı, evet adamın bayrağını taşıyor. Singapore Airlines. Adamların reklamlarını izliyorsun, diyorsun ki ulan bir Singapore Airlines şey bir bileti alayım. Economic class da olsa gideyim bir uçayım geleyim ya. Pasaporttan geçeyim, tekrar kapıya döneyim, öbür kapıdan tekrar uçuşa bineyim, bekleyeyim orada, tekrar Singapore Airlines'la geri döneyim falan diyorsun yani. Tabii canım. Bizimle uçmak bir ayrıcalıktır diyor yani, economy class falan. Yani business class falan uçtuğunda tatil niyetin artık yani. Uç, 2 günlük tatil yaptım ben hava yolunda, gel. Ve diyeceksin TK'nın kalitesi değil, düşük değil, çok yüksek. Diğer uçuşlarda gerçekten böyle çok keyifli. Sen yeter ki biletin parasını ver. Çok güler yüzlüler. 24 saat yiyecek içecek var. Ekonomi bile uçsan yani.
Sen Luh'tan Sahil Amerika uç bakalım. Su veriyorlar mı gecenin bir saatinde sana yani? Ya da sadece su veriyorlar. O da öldüm susuzluktan bir aşama bir şey geldi noktasındaysan artık. Emergency durum ilan ettiysen. Ekonomi uçarsan. Yemekler bak bakalım TK'nın yemeklerine benziyor mu benzemiyor mu? Alakası yok. Yani şunu demek istiyorum. İşin böyle boyutları da var yani. Bir yandan da operasyonun böyle bir parçası olacaksınız. Sen uçağı muhteşem şekilde uçuruyor olacaksın. Adam yükleme firmasının yüklediği yemeğe sinir olacak. Ondan sonra onun memnuniyetsizliği seninle ilgili olarak olumsuz eleştiri yazacak. Yemek iğrençti. Pilot da zaten çok sert indi. Babamın keyfinden indim zaten o gün o sert yani düşündüğünde. Ha? Bu kadar yağmurlu, yağışlı havada uçağı zaten şey yapmam gerekiyordu benim. Kelebek gibi kondurmam gerekiyordu. Ha? O kadar ağır sağanağın altına indim ben. Anlaştık mı? Biraz şok etkisi yarattım sende sabah sabah ama. Bir silkelen bir kendine gel. İş ciddi arkadaş. Öyle lay 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 yapmıyoruz yani. Bütün ciddiyetinle gayet disiplinli bir şekilde gayet mülakatta da aynı disiplinle, kurulda da aynı disiplinle, öz disiplinle, çalışırken de, okurken de, CRM'i okurken de, video izlerken de, video mu? İzlemeyin demiyorum, izleyin ama bu kadar çok izlemeyin. İzlenmesi gereken video bulduysanız izleyin, gerçekten bilgi veriyorsa izleyin. Ama bilgiyi zaten düşündüğünde adam oradan okuyorsa ya da bir şekilde bir yerden bir kaynaktan sonra sana aktarıyorsa onun videosunu izleme, oku kendin anla. Çünkü sayfalar dolusu kitap okuyacaksınız yani. Uçuş okuluna kayıt olabilirseniz size açtık videoyu bakalım şimdi buradan anlatacağız olmayacak yani. Bilmem ne kaptanın kanalını açıp da size hadi buradan izleyin çocuklar görüşürüz. Video bitince kapatın. Yemekte görüşürüz demeyecekler yani. Ya popüler kültür zehirdir zaten. Ben sana söyleyeyim. Popüler kültür öyle bir insanı zehirler ki şey gibidir. Hazır yemek gibidir bu. Hamburger gibidir. İçinde gerçek et yoktur. Ya da fried chicken'dır. O margarinde kızartılmış, iğrenç endüstriyel yemlerle bir beslenmiş. Daha bebekken kesilmiş. Anlatabiliyor muyum? Tavukları yiyorsundur yani. Normal şartlarda bir civciv 1,5 ay içerisinde tavuk olmaz. O şişirirler hayvanı 1,5 ay içerisinde. Çat 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 keserler. Aman da sen margarinde kızartılınca ve monosodyum glutamatlı bir takım soslara bulanınca onu böyle afiyetle yersin. Çünkü beni bile monosodyum glutamata bulasan ben de çok lezzetli gelirim yerken yani. Hatta benim videolara biraz MSG serpiştirsek iyi olur. Onlar daha lezzetli gelir insanlara. O kadar acı gelmez. Anlaştık mı?